Hazırlığımı burada yapacağım. Kız dikkat et. Ay 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 ay, gidiyor vallahi. Anne ne yapıyorsun anne? Belin ağrıyacak, kalkayı. 3 sene kayınvalidemin eşyasını kullandım. Aa, hiçbir şey almanıza gerek yok. Ben seninle de oturabilirim dedi. Biliyorum, kızmaz yani. Hani iyi yapmışsın kızım der. Bu evin kapısını kırar içeri girerim. Aa. Ben onu giydiğim zaman topuğu kırık değildi. Kim yaptıysa itiraf etmesini istiyorum. Benim senden iyi bir puan alabilmem için kötü yemek mi yapmam gerekiyor? Ederin oydu. Senin nasıl yorum yaptığını biz hepimiz öğrendik. Kendin de itiraf ettin. Lütfen artık yorum yapma. Bir bir. Evet. Eyvah eyvah. Tabii böyle söyleyince ben de şok oldum burada şimdi. Ben sana ne diyebilirim ki? Peki benim fikrimi aldınız mı orada? Ben istedim, geldin oturdun desene. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İşte tam kadro, haftanın ikinci günü karşınızdayız. Başvuracağınız adreslerimizi hemen veriyoruz. www.kanalde.com.tr ve bir de Ayten ve ben huzurlarınızda. Ayten ve ben WhatsApp numaramızı veriyoruz. Pembiş pembiş. İşte böyle. Kartlarımı alayım. Ve haftanın ikinci günü nasılsınız? Herkes yine harika görünüyor. Nurten saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aysun'um çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Ayten pembiş pembiş. Ay. Neriman? Ben sporcuyum. Spora çıkmıştın. 80'li yılların sporcusuyum. Yürüyüşe çıkmıştın. Birden kendini burada mı buldun? Burada buldum kendimi. Harika görünüyorsun. Sağ olun. Sana her şey yakışıyor hayatım. Sağ olun, teşekkür ederim. Gel Neriman yanıma. Aa. Ay. Ay ben Ay, seni Aytın'ın yerim o Aytın bak. Nereye? Ay, stüdyo mu turluyor? Spor yapıyor. Hızını alamadım. Anons ederken sen turla. Ben kaç kilometre koş? Vallahi epey Neriman koştum. Hanım, Seda Hanım. Seda Hanım. Neriman Hanım bir spor yapsın, bir şey yapsın o zaman görelim. İki hareket çek şunlara. Ay şeyim, aletlerim yok, bir şeyim yok. Ay, koş, spor mu yapayım? Ay. Yapayım bak. Hadi alkışlayayım. Aa, bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Neriman Hanım. Hadi biraz hareket, hareket. Nerede böyle koşayım? Böyle zinde bir... Ay eyvah, Zeynep hadi gel beraber koşalım. Hadi gel. Oo, Ay, evet. Hadi Ayten'cim beraber koşalım. Evet, hadi. Hadi böyle. Ay. Ha, ne oldu, halaya mı çıktınız? Yoruldum. Evet, güzel başladık yavaş. Evet, ama yoruldum, Allah dikkat et. Çok güzel başladık. Havamız yerinde. Evet. Bu hafta herkes asılacak. Asıl işlere. Ben karışmam. Kaldırın örtüleri. Ne pişireceksin Zeynep? Patatesli ceviz, kıymalı patates köfte. Köfte. Zeynep. Olabilir köfte. Yani kıyma var, mısır, bulgur var. Mısır. Saniyeciğim. Patates köfte gibi, yumurtası da var ama patates köfte gibi fırında. Nurşen'cim. Bence içli köfte, gibi bir şey yapacağız. Ceviz köfte. Var. Nurten'im. Evet içli köfte. Köfte var ama patates sulu köfte olabilir mi? Peki söylüyorum. Kıyma dolgulu patates köftesi yapacağız. Kıyma dolgulu. Hemen malzemeleri not alın kızşeler. Kıyması için 4-5 adet arpacık soğan, 80 gram kıyma, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 1 tutam kimyon, 1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Patatesli dış için 2 orta boy patates, yarım bardak ince bulgur, yarım bardak sıcak su,
bir yumurta akı, bir tutam tuz, bir tutam karabiber. Kızartma için 2 çorba kaşığı un, sıvı yağ, bir yumurta ve bir yumurtanın sarısı. Kızçeler, kayınvalidelerinizle tam 90 saniye berabersiniz. 90 saniye sonra buradayım. Hadi bakalım. Tabii haşlanacak, bulgurla karışacak, ıslatılacak. Yoğrulacak. Aynen, bir tane yumurta girecek, yoğrulacak. Aha, kıymayı bunlar da kavrulacak, avrulacaksın, bunlarla. İçine dolduracaksın. Bir yumurta bunlara giriyor. Ama sarısıyla bir yumurta kızartmak için, şey için. Bulayıp kızartıyorum. Önce patatesini koyacaksın, haşlanacak. Tamam. Sonra yumurtayı, una yumurtayı bulayıp kızartacaksın. Şeklini bilmiyorum. Nar gibi kızartacaksın. Soğanları herhalde bölmeyeceğiz. Öyle şey koyacağım. Yani salçasını koyacağım. Aa, güzelce harmanlayacağım. O şekilde. Güzelmiş, ne tatlı gerek. Böyle yakar derecede yapmayacağım ama biraz da bırakmayacağım. Tamam, güzel kızart. Bak, yapma ama kızart. İşi köftede nasıl kalın olmuyor? Normal bir tabaka. Anladın mı? Hamur bir patatesin, anladım, içinde kıyma gelmesin. Aynen. Güzel kızart. Yok, yok, büyük, büyük, yok, güzel. Yok, yok, güzel bir şekilde yapacağım. Kızartacağım bak. Bilgin olsun, kızartacağım. 5, 4, 3, 2, 1 ve süreniz doldu. Valide Sultanlar, sizi odalarınızda alıyorum. Ana kraliçeler odaya. Buyurun, buyurun. Allah Allah. Sporumu burada yapacağım. Kız dikkat et. Ay 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 ay, gidiyor vallahi. Anne ne yapıyorsun anne? Belin ağrıyacak, kalkayı. 3 sene kayınvalidemin eşyasını kullandım. Aa, hiçbir şey almanıza gerek yok. Ben seninle de oturabilirim dedi. Biliyorum, kızmaz yani. Hani iyi yapmışsın kızım der. Bu evin kapısını kırar, içeri girerim. Aa. Ben onu giydiğim zaman topuğu kırık değildi. Kim yaptıysa itiraf etmesini istiyorum. Benim senden iyi bir puan alabilmem için kötü yemek mi yapmam gerekiyor? Ederin oydu. Senin nasıl yorum yaptığını biz hepimiz öğrendik. Kendin de itiraf ettin. Lütfen artık yorum yapma. Bir bir. Evet. Eyvah eyvah. Tabii böyle söyleyince ben de şok oldum burada şimdi. Ben sana ne diyebilirim ki? Peki benim fikrimi aldınız mı orada? Ben istedim, geldin oturdun desene. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Kolay mı? Kolay. Kolay. Yaparsınız, ben inanıyorum. Yaparız. Sürenizi söylüyorum. 40 dakikanız var. 40 dakikada siz neler yapıyorsunuz? Aynen. Kıymalı, dolgulu patates köftesi. Süre başlasın mı? Evet. Başlasın. Başlasın. 5, 4, 3, 2, 1 başlayın. Bu ne hal Neriman Hanım? Ne oldu? Hayır, bugün spora gidemedim. Sporumu burada yapacağım. Malzemeleri buraya mı getirdin? Tabii tabii. Burada ama spor yeri değil ki burası. Ya. Yeri değil yani, yeri değil. Ay ne münasebet canım, şöyle çekin bunu buraya. Ben şurada bir spor yaparım. Yapın da bir görelim bari. Şimdi tipine yapacağım sporumu. Bir de tipine bak, tipine. Ay biraz muhabbet edeyim şimdi. Yani sporumu yaparım. Haline bak bir de. Bir de ama, tayt giymiş ya Rabbim ya. Sanki saçlarınız, ay beğenmediniz hiç, mi? Saçlarınız hiç spora giden bir saç değil canım. Toplasaydınız bari evet, saçlarınızı. Toplasaydınız. Ben hani 80'li yıllarda olmuş. Yaşıyorum, 80'li yıllarda. Siz nerede yaşıyorsunuz ki? 80'li yıllarda öyle kuaför evet, falan var mıydı? Evet, 80'li yıllarda böyleydi. Bantlıydı herkes. Bant takardı, koştururdu spor salonlarında. Gitmediniz mi, görmediniz mi? Ama nereden göreceksiniz? Gördük. Doğru, canım, niye gördün? Sen nerede gördün? Filmlerde gördüm. Yani ay ben gerçeğini gördüm. Hangi filmden bahsediyorsun? Canım biz 80'leri tamam işte. Görmedik. Sizin yaşınız bizden daha büyük olduğu için tabii. Belki oradan biz görmedik. Ben görmedim. Neriman Hanım her gün başka bir şov yapıyor. Her gün değişiyor. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Ne var, sporumu istediğim yerde yapabilirim. Ama canım burada yapmak istedi. Size ne oluyor? Niye karışıyorsunuz? Noşen Hanım dün ne oldu? Gelir gelmez hemen gelinizin tabağına bir verdiniz. Siz de gelinize bir verdiniz. Ben tanıyamadım ama siz de gelinize bir verdiniz. Ama benim gelinim benim dediğimi yapmamış.
Nurten Hanım, erken bile heyecanı daha. Dur bakalım dün bir bugün iki. Yok dün çok iddialıydı ya o yüzden. Ama siz eskiden burada olduğunuz için altlarda buradayız deriniz. Ben 5 de veriyorum, 3 de veriyorum. Niye bir verdiniz? Ben veriyorum. Bak ben arada bir veriyorum, izlemişsinizdir. Biz de vereceğiz tabii ama ki. Ama siz dün çok iddialıydınız. Ama kesin bugün 5'i veriyorum gelinime. Hadi kesin bakalım, veriyorum. Görelim yani. İnşallah. Herkes 5 versin inşallah. Yapamamış.